Merhaba sevgili çocuklar, ben Hikaye Perisi. Bugün yine yeni bir kitapla birlikteyiz. Kitabımızın adı Küçük Ayı. Yazan Suzanne Fossey, resimleyen Gina Maldonado, çeviren Anıl Ceren Altunkanat, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Sıcacık bir inde bir kış günü doğdum. Karlı soğuk aylar boyunca hep uyudum. Baharın gelmesini bekliyordum. Yanında zıp zıp zıplayıp annemi uyandırdım. Haydi uyan anneciğim, dışarıya çıkalım. Işıl ışıl güneşin altında ne kadar da güzeldi orman. Pençelerimi daldırdım mis gibi otlara, kıkırdadım mutluluktan. Rengarenkti çiçekler, ağaçlar başını göğe dikmişti. Yakalamaya çalıştım yanımdan geçen kelebeği. Anneciğim toprağı nasıl kazacağımı öğretti. Eliyle koymuş gibi buluverdi leziz böcekleri ve kökleri. Bir ağacın dalını yakalayıp çekti. Uzanıp ham yaptım körpecik filizleri. Sohbet ettim bilge baykuşla. Gülüşü ciyaklama gibiydi. Kocaman bir geyikle tanıştım. Ama konuşmak istemedi. Küçük, kızıl bir tilki gördüm. Beni oyuna davet etti. Merhaba dedim bütün kuşlara. Ama hepsi bir anda uçup gitti. Sonunda vardık bir vadiye. Suları coşkun bir akarsuya. Baka kaldım etraftaki yüzlerce ayıya. Anneciğim, suya girebilir miyim? Koşup oynamayı çok isterim. Tabii küçüğüm deyip gülümsedi. Ama çok uzaklaşmamaya dikkat etmelisin. Büyük ayılara özendim. Kendi başıma balık tutmak istedim. Ama kayınca ayağım, kendimi suda buluverdim. Tırmandım hemen kıyıya. Kürküm sırılsıklam olmuştu ama "Üzülme," dedi annem. "Büyüyünce çocuk oyuncağı gibi gelecek bunlar sana." Doyurunca karnımızı balıkla tekrar döndük ağaçların altına. Arılarla dolu bir kovan çarptı gözüme. Ama boyum yetmedi o kadar yükseğe. Yaz geldi geçti. Büyüdüm ben de gitgide. Sonra bir gün uzanıverdim kovana. Artık kavuşmuştum o altın gibi bala. Merhaba dedi tilki. Görmeyeli boyatmışsın sanki. Evet dedim gülümseyerek. Artık küçük değilim neyse ki. Aa, küçük olmanın nesi kötü ki? Dedi kaşlarını çatan tilki. Yere çok yakınsan çekmezsin kimsenin dikkatini. Kışın eli kulağında dedi annem. Bir in bulmalıyız. Tekrar bahar gelene kadar rahat bir yerde uyumalıyız. Bir çukur kazdık annemle birlikte. Sarılıp kıvrıldık içine. İyi uykular benim küçük ayıcığım. Ayı yavruları kışın doğar ve bahara dek uyur. Uyandıklarında anne ayı ve yavrusu inden ayrılır. Yazı ve sonbaharı yiyecek arayarak geçirirler. Diğer ayılarla tanışırlar, yavrular oyun oynamayı öğrenir. Böylece gitgide büyür ve güçlenirler. Kış geldiğinde anne ayı yavrusuna nasıl in bulacağını öğretir. İn hazır olunca içine girip birbirlerine sarılır ve bahar tekrar yüzünü gösterene kadar uyurlar. Evet sevgili çocuklar, bir hikayemizin daha sonuna geldik. Küçük Ayı'yı sevdiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve diğer kitapları heyecanla beklemeyi unutmayın. Hoşça kalın.